Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o derinlikli düşüncesini, uzun uzun düşünüşlerini, klasik ifadesiyle tefekkürlerini yer yer dillendiriyorduk. Gençlik yıllarından daha sonra peygamberliğine 5 yıl kala Hıranur Dağı'na zaman zaman çıkmasıyla onun tefekkürün, varlıklar üzerinde düşünmenin ne menem bir anlamlar dünyası olduğunu derinden kavramış. Daha sonra da Peygamber Efendimiz'in hayatında düşünce, varlıklar üzerinde ileri boyutta gözlemler yapma, anlamlar çıkarma, fikirler üretme onun hayatının ana çizgilerinden olmuştu. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefekkürün ortamlarına sık sık giderdi. Uzun uzun düşünüş, derin derin düşünüş kesinlikle ortam isterdi. Yalnızlık isterdi ve o yalnızlığın çevresi de insanı etkileyen varlıkların olmasını gerektirirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deki hayatında sık sık gitmiş olduğu hurma bahçeleri vardı, üzüm bağları vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı dostlarının hurma bahçelerine özellikle gider. O hurma bahçelerinin içinde suyu tatlı olan kuyular da vardır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Abdest aldım ve sonra da bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olacağım diye niyetlendim, karar verdim. Mescide geldim, Mescid-i Nebevi'ye geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sordum. Oradaki sahabileri şu tarafa gitti diye söylediler. Ben Efendimizin gittiği tarafa doğru yöneldim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Eris adlı kuyunun bulunduğu bahçede olduğunu gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kuyunun taşının üzerine oturmuş, ayaklarını da kuyuya sarkıtmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz salkım salkım hurma ağaçlarını, hurma ağaçlarının üzerinde bir o yana bir bu yana uçuşan kuşları ve güzelliklerle donatılmış hurma bahçesinin toprak zeminini temaşa ediyor, tefekkür ediyor, tezekkür ediyor, zikrediyor, tesbih ediyor. Bir başka olayı da Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Biz diyor, Peygamber Efendimiz, Ebu Bekir ve Ömer Efendimiz ve bazı sahabelerle beraber oturuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ara kalktılar ve bizden ayrıldılar. Biz az sonra Peygamber Efendimizin dönüp geleceği şekliyle bekliyorduk. Ama zaman uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı. Her birimiz kaygılandık. Aklımıza gelen ilk kaygı, bizi tereddüde düşüren ilk husus, Yahudilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler yapıp yapamayacağı şeklindeydi. Hemen kalktık,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aramaya başladık. Ben Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Ensar'dan Naccar oğullarına ait bir hurma bahçesinde buldum. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada da o kuyunun başına oturmuş, ayaklarını kuyuya sarkıtmış, derin bir sükunetin içerisinde, belli ki diyor Ebu Hureyre, Peygamber Efendimiz tefekkür üzreydi, tefekkür içreydi. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği bir bahçe vardı. Hem de Peygamber Efendimiz'e çok yakındı. Mescid-i Nebevi'nin tam karşısındaydı. Ebu Talha'nın Beyraha isimli hurma bahçesiydi. Medine-i Münevvere'deki hurma bahçelerinin en iyilerinden bir bahçeydi. Sonra Ebu Talha hurma bahçesine son derece titizlikle bakardı. Orada ayrık otlarının bahçenin güzelliğine gölge düşürecek taşların, benzeri şeylerin bulunmasına hiç müsaade etmezdi. Bahçesini her zaman tertemiz bakar, bakımlı bir bahçeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Beyraha adlı bu bahçeye gelirdi. Beyraha adlı bahçenin kuyusunun suyu da Medine-i Münevvere içerisinde en tatlı, en güzel sulardandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Beyraha adlı bahçeyi tercih ederdi. Hurmalar, hurma ağaçları görkemliydi. Kuşların cıvıl cıvıl çokça olduğu bir bahçeydi. Ama bir de bahçenin zemini binbir çiçeklerle donatılmıştı. Sanki bir gülistan gibi, çiçekistan gibiydi. Efendimiz buraya gelir, hurma ağaçlarını, o güzelim çiçekleri ve kuşların bir o yana bir bu yana uçuşlarını temaşa eder, seyreder ve tefekkür ederlerdi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ifade ettiğimiz gibi onun hayatında tefekkür hayatının en belirgin çizgilerindendi. Bir de bildiğimiz bir şey vardı. O da insanoğlunun Esma-i Hüsna'ya aynalık ettiğiydi. Biz varlıklar alemini izah ederken, İslam bilgeleri varlıklar alemine yorum getirirken, izah getirirken şöyle derlerdi. Varlıklar, Rabbi Rahim'in Esma-i Hüsna'sına, o en güzel isimlerine aynalık eder. Her varlık bir isme, iki isme aynalık eder. Ama varlıkların merkezi konumunda olan insansa, Rabbi Rahim'in bütün isimlerine aynalık eder. Biz, insanın orijinalliklerinden, belirgin olan orijinalliklerinden bir tanesinin de o yüz kısmı olduğunu biliriz. Diğer ifadesiyle insanın güzelliğinin merkezi konumu yüzüdür. Onun güzelliğini ortaya koyan yüz bölgesidir. Her insan için böyledir. Yüzümüz dediğimiz sadece iki avucumuz kadar bir alan kaplıyor. Gözlerimiz yüzümüzde. Burnumuz yüzümüzde. Ağzımız, dudaklarımız, yüzümüzde. Kaşlarımız öyle. Şöyle insanın güzelliğine baktığımızda ve bir bir insanları gözlemlemek istediğimizde
7 milyar 800 milyon şu an için yeryüzü sakinleriyiz. 7 milyar 800 milyon farklı yüzle karşı karşıyayız. Hiçbir insanın yüzü, o güzelliğin merkezi olan yüzü, diğer insanın yüzünün tıpkısı değil. Yani varlıkların varoluşu bir fabrikasyon tarzında olmadığı çok belli. Bir varlık türü düşünün. Mesela bir varlık türü olarak insanı söylüyoruz. Ama insanların her birisi ayrı bir güzellikte. Siz bunu milyonlarca varlığa teşmil edin. Her bir varlık türünün her biri diğerinin aynısı değil. Biz müminler Rahman-ı Rahim olan Rabbimizi tekbir ederiz. Allahu Ekber. Allah büyüktür diyoruz ya. Şimdi bir varlık türünün adedi milyarlarca ve hiçbiri diğerinin tıpkısı değil. Fabrikasyon olmadığı çok belli değil mi? Her birinde ayrı bir sanat kalemi işlemiş. Biz ona o büyük ressamın her çizdiği resme kendi mührünü vurmuş olduğu şekliyle dillendiririz. Öyle yorumlarız, öyle anlamlandırırız ve öyledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynasını yanında taşırdı, tarağını yanında taşırdı. Allah insanı güzel yaratmıştı. Haliyle insan da güzelliğini koruyacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman aynada kendini temaşa etse, o gül cemalini seyretse, ne zaman seyrettiyse aynanın karşısında şu manayı terennüm ediyordu. Şöyle bir duayı dillendiriyordu. Allah'ım diyordu. Yaratılışımı, suretimi güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, suretimi, şeklimi güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o doyumsuz güzelliğini seyrederken kendisine zerre kadar paye ayırmıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varlıklar aleminde kendisini ileri boyutta etkileyen bir güzellikle karşı karşıya kaldığında ne kadar güzel cümlesini kullanmazdı. Ya Allah'ım ne kadar güzel yaratıyor. Sanattan sanatçıya, sanatçıdan sanata. Çünkü aklı selim hiçbir varlığın kendi kendine olamayacağını çok iyi bilir, görür ve idrak eder. Hele harika bir varlığın kendisi gibi aciz varlıklar tarafından var edilemeyeceği ayan beyan ortadadır. Her şeyi bilen, gücü her şeye yeten bir varlığın eseri olduğunu anlamak zor değildir. Efendimiz cemaline bakar, Rabbine hamd eder, içini de böyle güzelleştirmesini ister. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada yine ilginç bir duası var. Hamd, yaratılışımı da, huyumu da güzelleştiren, yüzümün şeklini kerim kılan, onu güzelleştiren ve beni Müslüman eyleyen Allah'a mahsustur. Hamd, yani yüce olan, metüssena edilecek olan, yaratılışımı da, huyumu da güzelleştiren,
yüzümün şeklini kerim kılan, onu güzelleştiren ve beni Müslüman eyleyen Allah'a mahsustur. Güzel kardeşlerim, biz kalp dünyamız, gönül dünyamız hep güzelliği isteriz. Gördüklerimiz hep güzel olsun. Hatta duyduklarımız hep güzel olsun. Hatta yaptıklarımız hep güzel olsun. Hani öyle denir ya, güzel bakan güzel düşünür. Güzel düşünen güzel yaşar. Güzel yaşayan güzel ölür. Güzel ölen güzel dirilir. Gönül dünyası hep güzelliği istiyor. Gönlün sahibi, gönlü var eden Rabb-i Rahim, gönlü güzelliğe dizayn etmiş. Gönlü güzelliğe de dizayn etmiş. Evreni de muhteşem güzel olarak yaratmış. İnsan varlıklar sahnesine geldiğinde hep güzeli isteyecek ya. İnsan gökyüzüne bir baksa muhteşem bir güzellik. Yeryüzüne bir baksa muhteşem bir güzellik. Hani bir bilge öyle diyordu ya, sakın yeryüzüne yeryüzü demeyin. Onun adı yar yüzüdür. Yeryüzü dediğiniz bu muhteşem güzellik alemine nasıl baktığınız çok önemli. Madem içimiz güzelliğe dizayn edilmiş, bizi var eden ona göre dizayn etmiş, sonra da gönlün hemdem olacağı bir alem var etmiş. Biz gökyüzünde, yeryüzünde, cümle varlıklarda Esma-i Hüsna dediğimiz en güzel anlamlara isim olan o dehşetengiz manaların yansımaları halindeyiz. Ya da o yansımaları temaşa ediyoruz, seyrediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tilavet secdesinde bakınız nasıl bir manayı dile getiriyor. Şöyle beyan ediyorlar. Yüzüm kudret ve kuvvetiyle yaratan. Yüzüm kudret ve kuvvetiyle yaratan. Ona bir şekil veren, suret giydiren, onda işitme ve görme duyularını açan Allah'a secde et. Yüzüm Allah'a secde etti. Nasıl bir yüz? Kudretiyle, kuvvetiyle yaratan, ona şekil veren, suret giydiren, onda işitme ve görme duyularını açan Allah'a yüzüm secde etti. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram diyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdede şu manaları terennüm ettiğini duyduk. Allah'ım yalnız sana secde ettim. Yalnız sana iman ettim. Sana teslim oldum. Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. Yaratanların en güzeli Allah-u Teala ne yücedir. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her varlığı bir ayet olarak görürdü. Her varlığı Rabb-i Rahim'e işaret düşen bir varlık olarak görürdü. Her varlığı Rabb-i Rahim'in ismine aynalık eden bir varlık olarak görürdü. Dolayısıyla temaşa ettiği her varlıktan anlamlar süzer,
anlamlar devşirirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmeye başladığında, adım adım Rabbani yolda yürüdüğünde Mekke sakinleri bundan çok rahatsız olmuşlardı. Ama çok rahatsız olmuşlardı. Onu durdurmak adına ellerinden ne geliyorsa yapmışlardı. Ama onların bütün yapıp etmeleri peygamberi Rabbani yolda bir durmaya bile yetmedi. O ağır, yavaş adımlarla durmaksızın Rabbinin yolunda hep yürüdü. Baktılar ki durdurulması mümkün değil, durdurmak mümkün değil. Onların önde gelenlerinden keskin zekalı, muhakemesi engin Utbe bin Rabia vardı. Gelecekti, çok ustaca konuşurdu, mantığı güzel kullanırdı, aklını güzel kullanırdı, peygamberi ikna edecekti. İkna edecekti ki peygamber şu girdiği yeni yolu terk etsin, atalarının yoluna dönsün. Ve geldi. Utbe bin Rabia peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Hal hatırdan sonra dedi ki, ey kardeşimin oğlu, Utbe peygamber efendimize ihtiram eden bir mana ile başlıyor. Ey kardeşimin oğlu, sen toplumuna tehlikeli bir mesele getirdin. Bununla onları birbirinden ayırıyorsun. Onların hayat tarzlarının saçma olduğunu söylüyorsun. Dinlerini ve tanrılarını küçümsüyorsun. Şimdi benim tekliflerime kulak ver. Eğer istediğin zenginlikse, zenginlerimiz arasından yeterince mal toplayalım, seni bu toplumun en zengini yapalım. Yok, derdin bu topluma lider olmaksa seni öncümüz yapalım, liderimiz yapalım. Yok, sen bir kral olmak istiyorsan getirelim başımıza kral edelim. Bütün bunlar değilse, eğer sana cin musallat olmuşsa, hekimleri, işin ehlini getirelim, seni bu dertten kurtaralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir sükunet içerisinde Utbe bin Rabia'yı dinlediler. Utbe sözünü bitirmişti. Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz, ey Velid'in babası diye söze başladı. Ey Velid'in babası, şimdi beni dinle. Ve Fussilet suresinin 37. ayetinden başlayarak ayetleri okumaya başladı. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Utbe bin Rabia krallık teklif ediyor. Liderlik teklif ediyor. En zengin olabileceği bir konum teklif ediyor. Peygamber'e söz sırası geldiğinde peygamber Utbe'nin dünyasına hiç girmiyor. Kendi dünyasını anlatacak ya. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları o yaratmıştır. Eğer onlar Allah'a ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremiyorlarsa, eğer onlar Allah'a ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremiyorlarsa, bilsinler ki Rabbinin katında olanlar gece gündüz usanmaksızın onu tesbih eder dururlar. Yine onun ayetlerindendir ki sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Nihayet üzerine suyu indirdiğimizde harekete geçer ve kabarır. O kupkuru toprağa can veren ölüleri de öyle diriltecektir.
Şüphesiz ki o her şeye kadirdir. Utbe bin Rabia bir müşrik. Peygamber Efendimiz'e liderlik diyor. O güneşi ve ayı yaratan Allah'tır diyor. Utbe bin Rabia zenginliği teklif ediyor. O da gökyüzünden su indirdiğimizde ölü yeryüzünü nasıl dirilttiğimizi görmüyor musunuz diyor. O hep Rabbani iklime doğru insanın varoluşuna ilişkin anlamları dile getiriyor. Öbürkü dünyanın iki günlük geçici hallerini gündeme getiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatının hiçbir karesinde kendisine paya ayırmadı. O her dem Rabbi ile beraber olmaya, o her vesileyle Rabbi Rahim'ini anlatmaya, ayetleriyle, halleriyle insanlığı alemlerin Rabbine davet etmeye çalıştı. Peygamberlerin ve alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz'in ana gündemi Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'ydı. Biz müminlere düşen de o insanlığın öncüleri olan peygamberlerin ve Peygamber Efendimiz'in yolunda olabilmekti. Bu duyuş ve düşünüşlerle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.